Burada kal. Ama sakın bir şey yapma. Ama ben sanmıştım ki tefeci Fikra... Sakın dedim emlakçı, sakın. Tarık! Tarık, torunum! Dede! Lütfen sükuneti bozmayalım. Ama komutan bey! Öğretmen bey, ne oluyor? Hangi vicdansız sizi şikayet etti? Vicdansız ha? Utan be adam, utan. El kadar çocuğu hırsız olarak yetiştir, sonra da rezalet çıkar. Yaşından utan be. Sen kime hırsız diyorsun hanım? Haddini bil! Şu ikisi seni cebinden çıkarır be. Ama beyefendi ben de oradaydım. Seninle konuşan olmadı. Otur yerine. Bana bak hanım. Hemen şikayetini geri al. Yoksa... Yoksa ne? Senden mi korkacağım ihtiyar? Ya öyle mi? İyi madem korkmuyorsun. Ay 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 ben fena ağlıyorum. Kalbim sıkıştı. Şükrü Hanım, Şükrü Hanım sakin olun. Çok fena ağlıyorum. Doktor. Tarık Şerbetli. Ay. Selçuk Çetin. Gidelim. Dert etme dede. O da geçer evelallah. Hanım nereye? Affedersiniz. Tarık Şerbetli. Bu bayan seni evinde yakalamış. Ne diyeceksin bakayım? Evet, evindeydim hakim amca. Evet, evindeydim hakim amca. Ama ben şu amcayı hırsız sanmıştım. O yüzden girdim. Hakim bey, lütfen. Sataşma var. Ben namuslu bir müteahhitim. Doğru söylüyor. Ferit bey öyle şey yapmaz hakim bey. Asıl benim torunum öyle bir şey yapmaz. Yapmazmış. Şunla birlik olmuşlardı. Önce yolda çevirdiler, sonra da evime girdiler. Ne çevirmesi teyzesi? Biz iyilik yapıyorduk. Yeter yeter. Otur, otur. Selçuk Çetin. İyilik yapıyorduk diyorsun ama evi perişan etmişsiniz. Biz bir şey yapmadık efendim. Müvekkilim, yani öğrencim hiçbir şeye dokunmadı. Evet hakim amca, hiçbir şeye dokunmadım. Dokunmadın da evi kim o hale soktu ha? Sen onun yanındaki meymenetsize sorsana. Hakim bey lütfen. Sataşma var. Ben meymenetli bir müteahhitim. Gürültü yapmayın. Oturun. Sızın. Otur. Mahkeme hasarı ve kirlenmeyi tespit için bilirkişi çağırdı. Mübaşir. Bilirkişi hazır mı? Evet efendim. Hazır efendim. Hepsi bu kadar. Işıkları yakın. Evet beyefendi. Ne diyorsunuz? Kötü. Ev berbat halde. Halı kalkacak bir kere. Silkelenecek, üstü süpürülecek. Yerler silinecek. Kırık çam takılacak. Ne diyeyim, nereden baksan en az yarım günlük iş var. Emin misin? Emin misin dedin mi orada duracaksın hakim bey. Yaptığı işlerle yüzlerce ödül alan bir adam duydun mu? O benim işte. Evet karar.
art niyete rastlanmamakla birlikte evin uğradığı hasar ve kirlenme durumu tespit edilmiş olup sorumluların yani Selçuk Çetin ve Tarık Şerbetli'nin bir tam gün boyunca şikayetçi Şüküfe Genç'in evinin bütün